Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere aniden gelen misafirlere 15 dakikada lezzetine doğamayacağınız bir etli tava nasıl yapılır, nasıl lezzetlendirilir, pratik bir şekilde nasıl güzel bir tava yapılır bunun tarifini vereceğiz. Sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman inanın ki her daim bu tavayı pişirmek isteyeceksiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığınız zaman haberdar olmuşuz arkadaşlar. Yorumlar kısmında yorumlara yer verirseniz bizleri sevindirirsiniz. Bu tavayı daima en azından haftada bir sefer olmak üzere yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yiyenler mükemmel bir lezzet olduğunu söylediler. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Tavamızı arkadaşlar basit evdeki malzemelerle yapıyoruz. 4-5 adet sarımsak soyup doğradıktan sonra bir çorba kasesi patatesi soyup kesme şeker yani küp şeker boyutunda doğrayıp bir tepsinin içerisine yerleştirip üzerine aynı porsiyonda 2 kase dolusu patlıcan, 1 kase dolusu havuç bir kase dolusu kapya ve yeşil biber olmak üzere hepsini içerisine aktardıktan sonra bizim elimizde daha önceden haşlanmış olan kuşbaşı dana eti vardı arkadaşlar. Sizler eğer çiğden kullanacaksanız kuzu eti kullanırsanız çiğden de aynı şekilde aynı randımanı alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı kekik, damak tadınıza göre az bir şey tuz ilave ettikten sonra bir kase kabukları soyulmuş domates ilave edip bunları elinize güzel bir şekilde harmanlamamız gerekiyor. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ayrıyeten bir kabın içerisine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası olmak üzere üzerine bir çay bardağı ayçiçek yağı döktükten sonra bir su bardağı su ilave edip bunu güzel bir şekilde karıştırıp üzerine ilave edeceğiz. Varsa elinizde et suyu, bir su bardağı dolusu da içerisine katabilirsiniz. Bizler bu karışımı yaptıktan sonra bir su bardağı dolusu et suyu da üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Sosumuzu bütün tavanın hepsini kaplayabilecek şekilde üzerine gezdirdikten sonra et suyumuzu da bir bardak dolusu olmak üzere ayrıyeten üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Üzerini süslemek için karpuz dilimi şeklinde domateslerimizi kesip tavamızın üzerine yerleştirdikten sonra sivri biberleri de ikiye bölüp ayrıyeten görselliği güzel olsun diye süslüyoruz arkadaşlar. 150 grama yakın tereyağı üzerine ince ince kesip doğrayıp da üzerine kattıktan sonra bunu artık fırına sürme vakti geldi. Daha önceden 180 derecede ısıtılmış olan fırına katıp güzel bir şekilde 20 ile 25 dakika arasında arada sırada kontrol ederekten pişmesini bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tavamız şu anda fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir görüntü ve mükemmel bir lezzet oluşmuş. Sizler de denediğiniz zaman bizlere hak vereceksiniz arkadaşlar ne kadar lezzetli ve güzel bir tava olduğunu. Pratik ve fazla da bir detaylı bir şekilde olmayan bir güzellik içerisinde yapıyoruz. Sizlerden ricam yorumlar kısmında yorumlara yer verirseniz bizleri sevindirirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.